Dua müminin kuralıdır. Dua insan balasını, nafsını terbiyeleştiğinde, müşkülelerini halkılıştığında, musibetlerini dafkılıştığında en katta kural. Balalını dafkılıştık, müşkülelerini halbolıştığı, insanın üstüye keladıkan hayriyetlerinin asasi sebeplerinden. Dua müminin kuralıdır. Dinin üstünüdür. Osmonlar ve yerinin nürüdür. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum. Dua kılıyorlar, dualarını icabet kılaman diyor. Yani dua kıyken ben de Allah'tan duası icabet bolşigiden namid bolması diye gerek. Özü, insan dua kılıçligine özü icabet boluş bulmasından katli nazar, dua kılıçligine özü ibadettir aytilinadi. İnsan kaçan duaya astaydıl, sıdkıdıldan kol açadı. Başı gibi iş çükenden ki. Doğru mu? İş çükende dua kılıçligiyem davamı yapıp kaladı. Başka payetlerde namazda assalamu aleyküm ve rahmetullah deyip şart durup çıkıp getirirken bulsa, başı gibi bir musibet ya ki bir müşküle çüken payette duanı ile hak bulan kılıyken yine görürsünüz. İbn-i Kayyum Cavzi başı gibi bir iş çüken bendene kıladığın duasını üç kısım gibi. Bir insana musibet düştü. Dua kıladı. Duası başı gibi çüken musibetten göre kuvvetli rahat buladı. Şunda dua musibetini daf kıladı. İkinci halette kılıngan dua insanın başına düşken işten göre kuvvetli rahat buladı. Musibet duanı yenip koyadı. Üçüncüsü dua hem musibet hem beraber bu kıladı. Bu ikilisi kıyamet geçe kürüşedi. Osmondan bala düşüldüğünü Allah-u Teala takdir yazıp koyuyor. Kıyamet geçe bala yokadı. Lekin bu balonu daf kıladığın duanı hem Allah-u Teala takdir edip koyuyor. Demek başı iş düşken adam Allah'a kılıyken duası kançalı kuvvetli olsa bu duası ana şu balonu daf kıladı. Şimdi kendi kılıp dua kılıçlık siz bilen de özümüzü ihtiyarımızda genersek. Dua kılın olsun çünkü bu dua ibadet debet yaptı Allah-u Teala. Dua kılıyorlar, men icabet kılamalıyım. Kuyudaki hadis, Hasan hadis. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. La yughni hazar min kaderin. Hazar kaderden tosmuydu. Dikkat kılaydık. Hazar degeni ihtiyatkarlık degeni. Sebeplerini koyuş degeni. Kader degeni yazı koyulingen nerse degeni. Yani yazı koyulingen nersene sadır buluşu yazı koyulingen nersene hazar ihtiyatkarlık sebebini kılıştık tosamiydi. Sizi seyfiyiz, eşiğinizdeki signalizasyonuz, maşinizi koyuyken bakır çakırız, bu sebep. Musibet tıkaytar işlikke. Lekin bu sebep kaderini özgertirmeydi. Ve duayu yanfavu mimme nazara ve mimme lem yenzi. Dua, düşken musibet geham, yani düşken narsa geham, hali düşmegen narsa geham faydası var. Yani insanda başka bir musibet çıkanda dua kılarken elbette faydası var duada. Eğer düşmeyen olsa, hali keleyken olsa dua kıldı mı? Ungen faydası var. Demek ettik ki dua müminin kuralı dedik. Dinin üstünü dedik. Osmanlılar ve yerinin nürü dedik. Bala keyen olsa yan dua kısa faydası var. Hala bala kemezden durup dua kısa yan faydası var. Ve innel bala le yenzilu fe yelkahu dua. فَيَعْتَلِجَانِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Elbette bala tüşkülçüdür, onu dua tozkülçüdür, kıyamet geçe bu kelesi alışık duradı. Yani yukarıda hadis diyene bir takir var keledi. Dua nazil bu gennese gehem, hali nazil bu gennese gehem, fayda yetkizir. Keyingi okuduğumuz hadis, bu İmam İbn-i Mace'nin sahihlerde keltirilgen, müsnedlerde keltirilgen Hasan hadis, Resulullah dediler. La yaruddul kadere illa dua. Kaderini fakat yine dua kaytarar. Bayağı etti ki sebep kılıçlık, ihtiyatkar buluşluk yazı koyulgen nesana tosamıydı. O bizi fakat kalbimiz bir taskin topuştuk için işte yok işte yapayımız eşekimizge ya ki bir ilma ilip koyamız eşekimizge ya ki hani otunu bağlap koyamız. Bu kalbimiz taskin topuştuk için kılınadığın sebep. Sebep ihtiyatkarlık
yozilgan narsani qaytarmaydi. Endi nima qaytaradi? Duo qadarni o'zgartiradi. Ibn Umar roziyallohu anhu duo qilar ekan, Parvardigor, hammamizga ma'lum hadis, onasini qornida banda 120 kunga to'lgan kuni farishta keladi, peshonasiga yozib qo'yadi to'rtta narsasini. Rizqini, ajalini, amalini va baxtli baxtsiz bo'lishini. Enasini qornida turganda kim baxtligi, kim baxtsiz yozib qo'yilgan. Ibn Umar duo qilar ekan, Parvardigor, agar meni kitobimga baxtsizlardan da yozib qo'ygan bo'lsang shu kunda 120 kunga to'lgan kunimda uni o'chirib tashab baxtlilar qatoriga meni qo'shib qo'ygin deb duo qilar ekan. Ibn Umarning qilgan mana shu ishidan, mana shu so'zidan shuni tushunamizki, duo qadarni o'zgartirar ekan. Bir insonni peshonasiga Alloh taolo faqrlik deb yozgan bo'lsa, Allohga tinimsiz ilhaqlik bilan duo qilar ekan, bu faqrlikni Alloh kelib kesadi. Alloh bir bandani boshiga musibatni yozgan bo'lsa, ilhaq bilan tinimsizlik bilan duo qilar ekan, Alloh taolo mana shu musibatini ketkazadi. Demak, darsimizni boshiga qaytamiz. Duo mu'minning eng quvvatli quroli. Yana nimasi zo'r duoda? Tahoratli bo'lish shart emas. Qiblaga qarab turish shart emas. Yon boshlab olib duo qilsa ham bo'laveradi. Eng asosiysi qalbdan chiqsin, ilhaq bilan chiqsin. İcabat bo'lishiga ishonib duo qilaylik. Duolarimiz ijobat oldi birodarlar. Qadarni faqat duo o'zgartiradi. Wala yazidu fil umri illa bir. Umrni esa faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Qaraylarda odamlarga zulm qilib, bilagiga quvvat to'lganda, qo'lida mansab bo'lganda, odamlarda haqqini yeb, tajovuz qilib, haddidan oshganlarni tezda juvonmay bo'lib ketganligini ko'rasiz. Va aksincha, uzoq ömür ko'rgan oqsoqollarni, qari onalarimizni qarasangiz, hayotida biroqa bir azob yetkazmagan bo'ladi. Biroqa faqat bir halimlik, odamlarga foydasi tekkanligini ko'ramiz. U bir yilda 2 marta iftor qilib turib, ehson qilib turib, chollar haqqingizga ömring uzoq bo'lsin deb qo'ygan bilan uzoq bo'lmaydi. Bu yerda o'zingiz zolim bo'lsangiz.